kendi ayağımdan artık şöyle yapalım. Açsayım başkan. Açsayım. Okumak için. Sözlerime şehit Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyerek başlıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman ordumuz elbette şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı. Allah askerlerimizi operasyonlarında muvaffak eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin. Değerli misafirlerimiz, bugün Ulusal Su Kurulumuzun ilk toplantısını icra edeceğiz. Toplantı gündemimize geçmeden önce suyun dünyadaki ve ülkemizdeki durumu ve bizim bu ana kadar neler yaptıklarımızla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Değerli katılımcılar, dünyada miktar itibariyle en fazla olan kaynağın su olduğunu biliyoruz. Bilimsel verilere göre dünyanın %70'i suyla kaplı olsa da bunun büyük bir kısmı deniz ve okyanuslardaki doğrudan kullanıma uygun olmayan tuzlu sulardan oluşmakta. Tatlı su kaynaklarımızın kullanılabilir kısmı ise oldukça sınırlı. Yani nehirlerde, göllerde ve rezervuarlardaki su miktarı neredeyse denizlerde bir damla mesabesinde. Maalesef ülkemiz ve dünyanın birçok yerinde suyun sınırsız bir kaynak olduğu yanılgısıyla hareket edilmekte. Ancak gerçek şu ki su sınırlıdır ve su kaynaklarımız gün geçtikçe azalmaktadır. Hızlı tüketim, kirlilik, sanayileşme, kentleşme, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerle kullanılabilir temiz su miktarımız gün geçtikçe azalmakta. Diğer yandan içinde bulunduğumuz süreçte küresel ölçekte de yine son derece yıkıcı iklim değişikliği etkisiyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz 5 yıl son 170 yılın en sıcak dönemi olarak Birleşmiş Milletleri tarafından açıklandı. Artık Sibirya'da bile 38 dereceyi bulan sıcaklıkları görmek mümkün. Geçmişte yine 10 yılda bir gerçekleşen kuraklıkların artık 5-6 yıllar mertebesine indiğinde gözlemliyoruz. Son 50 yılda yine seller, fırtınalar, kuraklıklar ve buna bağlı doğal afetler de yine 5 kat artmış durumda. Önümüzdeki 26 yıl içerisinde sıcaklıklarda artış, yağışlarda ve toplam kar örtüsünde azalış beklenmekte. Yağışlar artık uzun yıllar ortalamalarının altında gerçekleşiyor. Ülkemizde bakacak olursak Türkiye genelinde %6 Marmara bölgesinde %25 azaldı. Birkaç ilimizden de örnek verelim. Hatay'da %55, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde de yer yer bunlar geçtiğimiz yılın verileri %40'a varan azalmalarda gözlemlenmiş oldu. Gelecek öngörülerine bakacak olursak da gerçekten hiç de iç açıcı bir tablo yok önümüzde. 2030 yılına geldiğimizde, yani sadece 6 yıl sonra, nüfusumuzun %10 artmasını ancak kaynaklarımızın da, su kaynaklarımızın da %20 azalacağını öngörüyoruz. Su kullanımlarımız bu şekilde giderse, yani hiçbir değişiklik olmazsa ve hiçbir fark oluşturamazsak, iklim değişikliği etkileri de artarak devam ederse, 6 yıl sonra toplam nüfusumuzun %49'u, sulanan alanlarımızın ise %78'i su yetersizliği riskiyle karşı karşıya kalma durumunda. Dolayısıyla bu durumla yüzleşmemek için riski krize dönüşmeden yönetmemiz gerekir. Ülkemizde yıllık kişi başına düşen su miktarı 1313 metreküp. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kullandığımız ya da kullanacağımız su değil, kullanabileceğimiz kişi başı azami su miktarını ifade etmekte. Bu değer uluslararası göstergelere göre
ülkemizin su stresi altında bir ülke olduğunun göstergesi, teyidi. Kullanımlarımız bu şekilde devam ederse 2030 yılında, yani çok yakın bir gelecekte, bu miktarın 1000 metreküpün altına düşmesi mümkün. Yani ülkemizin su kıtlığı çeken bir ülke konumuna düşmesi mümkün. Dolayısıyla son buna ilişkin, bunları engelleme adına da son 21 yılda kaynaklarımızı etkin kullanma adına birçok yatırımlar gerçekleştirildi ve hayata geçirildi. İlgili kurumlarımız, başta Devlet Su İşleri olmak üzere, 10.086 tesis hizmete alındı. Yaklaşık 1.2 trilyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Sulanan arazi miktarı yaklaşık 47.9 milyon dekardan 71 milyon dekara çıktı. Yine yıllık sağlanan su miktarı da 2 milyar metreküpten 5.2 milyar metreküpe çıktı. Birçok konu var bunlarla ilintili yine. Baraj sayısı 276'dan 1018'e, gölet ve bent sayısı 228'den 726'ya, hidroelektrik santrali 125'ten 750'ye, taşkın koruma tesis sayısı 5018'den 10.697'ye çıktı. Elbette yine suyun verimli kullanılması amacıyla kullanılma, özellikle de tarımda kullanılma basınçlı sulama sistemleriyle kullanılma oranları da %6'dan %33'e çıkmış durumda. Tarım kanununda bir takım değişiklikler yapıldı ve bu yıl yine suyu merkeze alan üretim planlaması hayata geçirilmek üzere start verildi. Yine iklim değişikliğiyle mücadele açısından tarımsal kuraklık yönetim stratejisi ve eylem planı oluşturuldu. Çok sıkça taşkınlar yaşıyoruz, özellikle son yıllarda. Dolayısıyla bunları da 72 saat öncesinden başlanarak tahmin edilebilecek ve gerekli uyarıları yapabilecek bir sistem, taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi TATUS'ta hayata geçirilmiş oldu. Bu sistemin tüm havzalara yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor. Ülkemizin 25 su havzasını kapsayan havza ölçekli yönetim planlarının da önemli bir bölümü hazırlanmış oldu. Önümüzdeki dönemlerde de tamamlanmış olacak. Yine suyun verimli kullanılması ve bunların gelecek nesillere de bu anlayışın aktarılabilmesi adına Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'nde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde 31 Ocak 2023 yılında 2023 tarihinde başlatmış olduk. Bu konuda vizyonumuzu ve hedeflerimizi gösteren, özellikle önümüzdeki 10 yılı kapsayacak su verimliliği strateji belgesi ve eylem planı da yayınlanmış oldu. Kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel kullanımlar başta olmak üzere hedefler, stratejiler ve bunları destekleyen 114 öncelikli eylem geliştirildi. Bu eylemler de ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi, duyuruldu. Değerli katılımcılar, su çok sayıda sektörü ilgilendiren yatay bir sektör. Su yönetimi konusunda karar alma mekanizmaları üst düzey kurullar marifetiyle yürütülmekte. Bu anlayışın ülkemizde de hayata geçirilmesi maksadıyla benim başkanlığımda suyla ilgili bütün bakanlıkların, bakan yardımcılarının üye olduğu üst düzeyde temsiliyeti olan Ulusal Su Kurulu teşekkül etti. Ulusal Su Kurulu ne yapacak? Su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturacak. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikalar belirleyecek. Havza ölçekli yönetim planlarının uygulanmasına yönelik kararlar alacak. Su yatırımlarında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar alacak. Su tahsisinde arz ve talep dengesini sağlamak ve sektörel su tahsisleri konularında yine kararlar alacak. Ulusal su planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği ile ilgili planlar, içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını onaylamak gibi
yetkilere de sahip olan bir kurul olarak oluşturulmuştur. Bugün ilk toplantımızda su kaynaklarımızı kalite ve miktar açısından güvence altına alacak su kanunu ve taşkın afetine karşı direncimizi yükseltecek taşkın kanunu ile ilgili gelinen noktayı da buradaki hazuruna ilgili arkadaşlarım sunmuş olacak. Su verimliliği seferberliğimiz ile ilgili yine bilgilendirme yapacağız. Devamında su verimliliği izleme ve envanter ile içme suyu kalitesi konusunda alt kurulların kurulması konuları da değerlendirilmiş olacak kurul tarafından. Daha sonra havza ölçekli yönetim planları ve havzalarımızda öne çıkan sorunlar ile Sakarya Nehir Havzası yönetim planı ve Marmara Havzası taşkın yönetim planlarının onaylanması hususlarını değerlendireceğiz. Son olarak bakanlığımızın nitrata hassas bölgelere ilişkin önerisi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yayılı kirlilikle mücadele konusundaki önerileri de değerlendirmeye alınacak. Ulusal Su Kurulumuz nasıl çalışacak? Bununla ilgili de ilerleyen zaman içerisinde ilgili arkadaşlarım bilgisini verecek. Bu kurulumuz ilk toplantısını yapmış olacak. Bugün başlamış olacak. Ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Katılımcılara katıldıkları için teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.